Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir video, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz uzun bir aradan sonra. Nasılsınız, ne var ne yok, umarım hepiniz çok çok iyisinizdir, şükürler olsun, bizler de iyiyiz. Bugün kış ayın zorluklarıyla beraber ekmek yapacağız. Ekmek yapmışken bir tane kuzu kestik biz. Şöyle kuzularımızdan bir tane fırında kuzu kebap yapalım dedik. Ben hem güvet getirdim hem tepsi getirdim. Aslında ilk önce tepside yapmak daha mantıklı ama güveçte de birkaç tane video izledim, bayağı güzel gözüküyor. İkiye bölüp yarısı güveçte yarısı da tepside pişireceğim. Hadi bakalım, ilk önce şu kuzuyu bir doğrayalım güzelce. Ondan sonra ekmeklerimizi yapalım. Sonra da fırının önüne kuzumuzu koyalım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Bu doğrama işlerinde açıkçası kendime çok fazla güvenmiyorum. Genelde bu işleri tamamen babam yapar. Ben çok fazla doğrama işine karışmam. Bakalım bugün bıçak benim elimde, neler yapacağız hep beraber göreceğiz. İlk önce şu kollarını bir alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzu çok taze, çok çabuk pişer. Ekmek yaklaşık 1,5 saatte pişiyor. Yanlış bilmiyorsam kuzu da büyük ihtimalle o şekilde pişer. Şurada kaya tuzum var, iri. Üstüne yağılmaz kağıt. Dün cheesecake yapmıştık. Keşke onu daha acımasaydım. Sonunu orada harcadım. Bana da alüminyum folyo kaldı. Biliyorum zararlı ama bu seferlik böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle şu kolunu aldık. Tepsiye koyalım. Tepsiye sığmayacak gibi, bakalım da. Şu ortadan da keselim bir. Bu dört kolu ön ve arka dört tanesini tepside pişirelim, bütün bütün bu şekilde. Diğerlerini de kırıp güvece koyalım. Tepsi ama küçük geldi. Tepsiyi büyütelim. Şimdi ekmek de çok yaparsak tepsiyle güveci almayabilir fırın. Bakalım ne yapacak. Annem bir ekmekleri yapsın da. İnşallah alır.
Eti bütün yıkamıştım ben. Tekrar yıkamıyorum. Kusuki, ismi. Büyük ihtimalle toplar. Çünkü her yer et. Yiyorlar yine. Az önce verdik. Kuzuyu 100. falan da verdik. Ezen pek yanaşmadılar zaten. Kilere geldik. Yazın elmalar soymuştu yine. Böyle hoşaf pişirmek için. Aa, bu neymiş? Ciğer herhalde. Onlardan bir tane hoşaf pişireceğiz şimdi. Şöyle bir tane alayım. Elmaları küp küp doğradıydık. Burada da akkabamız var. Şimdi bundan bir hoşaf pişirelim. Akşam pilav pişireceğim. Ondan sonra hoşaf. Çorbam vardı. O kadar. Elmaları koydum. Poşetten çıkardım. Poşetin şekli kalmış. Şu şekilde erik kurusu var. Siyah erikten. Onlardan da ekliyor. Çünkü renk katıyor. Güzel oluyor. Şimdi suyu dolduracağım. Taşa tatıydın şeyleri. Ortaya atıvermişsin ekmekleri. Evet arkadaşlar, ekmekleri bıraktık. Şöyle tepsinin üstünü de kapattım ben. Annem fırına verecek. Dur. Tamam, koyalım mı? Dur işte. Ben buralarda bir tavuk yere. Evet, haklısın.
diyor, şunu da diyor yatıvayım hadi. Almaz o zaman mı? Almaz. Dur. Almaz diyor. Allah bana bakın şimdi fikrin sakın. Nerede bak. Saatim benim saatim yok. Nino saati söyle. Üçü çeyrek geçiyor. Tamam şunu şöyle biraz ikiye. Olmaz mı? Bölümem bir şey olmaz be. Biraz daha şey diyecek. Böl böl bir şey olmaz. Onu şuraya. Şuraya. Evet, elmalar, erikler, karnıyı şöyle şekerini de ekleyelim. Nine yeter mi? Yeter, çok uygun. Ya. Yeter, yeter. Eyvahlarım. Eşte su koyuyor, çok değil, iyi de. Evet. Daha kuyumdan su akıt. Tamam, halledeceğim bu işi. Ay ne oluyor, ne oluyor? Koku geliyor. Güzel kokuyor. Galiba pişiyor. Şey, bir açıp baksak mı ki? Ne dersiniz? Ama ben alamam bunu. Nasıl alacağız? Annem tepsini yapmış. Güye tepsinin gibi o. Allah'ım. Tepsiyi mi yaptık anne? Pişti diye eve mi gidiyorsa? Ben de şimdi evde kışlığımı bitirdim, pilav pişirdim, bulgur pilavı. Dışarı çıktım saat 5. Dişim ağrıyor ya, kök dişim aşağıdaki, niye ağrıyor bilmiyorum. Siz de mi acıktınız la? Size de verem. Hem uçacak yiyemezsiniz ki. Benim elimi yakıyor, siz hiç yiyemezsiniz değil mi? Al. Al. Yumak gel. Yumağı ver için. Şimdi yal yapayı veririm ben size. 3-4 gündür et yiyorlar arkadaşlar. Bir tane maalesef ki koyunumuz öldü. Gece ölmüş. Üzücü bir durum. Gece ölmüş, hasta gibiydi. Ben iğne vurdum hani birkaç kere. Tedavilerini yaptık, kapattık. Akciğerler böyle su toplamış gibi bir şey arkadaşlar. Bu arada yeni aldığımız koyunlardandı. Kuzuladı. 2 tane kuzusu var hatta. Nasip değilmiş demek ki. Gece maalesef mundar ölmüş arkadaşlar. Kesemedik. Hayırlısı, yapacak bir şey yok. Tut oğlum! Tut tut tut! Hasan'ı tutun oğlum! Anne tepsini veriyor. Ne yaptı? Yedin mi? Kaç tepsiydi? Bir tepsi, bir göğe dedi. Ne? Hani göğe? Hı-hı. Doğru. Nasıl oraya sakladın? Göreceğim, bakalım. Göreceğim mi çıkaracaksın, etekini mi çıkaracaksın? Çıkacağım, yeterse. Bismillahirrahmanirrahim. Anne, koku. Koymayacağım mı? Az bu şey var. Koymayı geri koy. Anne, vallahi bitmiştir.
Hasan yiyecek gibi seni ha. Bir şey yok, bir şey yok. Banayım, ekmeğini mi? Işığım. Ne var yani ya? Bandım be. Bayağı da iyi bandım Hasan. Dur bir bakayım, düşmüş mü? Anne. Buzuma evet. Acı yapmışım, söyleyeyim. Ne zaman yedin de acı olacak? Yalan sıvı be, gaya duzak dedim. Gönder anne bunu, etkine bir bakın. Etekin yayı var şimdi kuzanda. Bu da öyle. Abi de bakalım. Bir şey de. Hmm. İşte bastak katı ters olmuyor. Bence de. Mantıklı. Akba duruyor da. Gönder. Yanına ateş yakıversek bunu. Yanmaz mı? Ha? Kapatır mı şeyi de? Bilmemiş mi? Eteydi bakalım şu. Ne oldu şimdi? Kapatıyor şeyi de. Bıkmak mı? Bıkmak mı? Bir şey mi? Bir şey mi? Ateş yok böyle. Ekmek diye alınca. Olur mu? Olmaz be. Bıkmak mı? Bu akşam açsın. Bu akşam açsın. Bişmezse. Haydi görüşürüz. Ben ekmeğimi aldım. Şahin abi ödük ıçacak ekmek vereyim bari. Kıpaklarının oyun zamanı değil. Hayır hayır. Ekmeğimi çalacaklar. Ne var ne o Şahin abi? Ben burada ne yapacağım? İşte sen yaparsan gidiydi. Sıcak açmak bölümüyüm. Sağ ol. Sıcak sıcak ye. İyi olur. Heh. Köpekler de bekliyor. Verdim ya. Hı? Al. Anam elime bak bakayım. Yumak al. Bana açtım ki o donmuştu. Ha iyi yapmışsın. Al yumak. Tamam. Beyaz bir hasta keçi varmış. İyi mi durumu nasıl? Beyaz hasta keçi yok ki. Keçi yok mu başka hiç hasta? Yok keçi yok. Babam... Bir tane teke var. Ha onu gördüm içeri koymuşsun. Evet. Tamam. Oğlum dedim ya. Ah benim be. Alfa. Alfa. Yumak. Yumak şunu da. Yiyemiyor kutacak ya. Vallahi elimi kaptı bu sefer. Ben yiyeceğim falan yeter. Otladı mısın da? Ha ha verdi. Verdi. Keçiler var burada. Keçiler çıkar doğru. Oraya giriyor. Baktım onu. Bak. Uladı mı? Tamam çok sağ ol. Verem. Kapıyı açam. Evet, bereket bereket koyunun içine girdim. Bismillah. Ne yapıyorsun bakalım? Anam. Ahan da koyunum doğurmuş. Hem de kaçız biliyor musunuz? 1, 2, şu anlık 3 tane var. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah maşallah. Gel bakalım. Sizi cimcimeler sizi. Ya siz nasıl bir şeysiniz böyle cimcime gibi geldiniz. Dur. Boynuna dolanmış. Annenin şeysi. Heh. Şimdi gel bakalım.
Bir merinos. İki tanesi de annesi gibi tüylü tüylü. Ay maşallah ya. Üç tane bir şey gelmiş buraya ya. Şimdi bunları küçük bir yere aldım arkadaşlar. Ama bir tane sorunumuz var. Merinos olanı almıyor annesi. İtekliyor. İlk doğurduğunu alıyor. Şu tüylüyü de biraz sıkıntı ama aldıracağız. Zaten merinosu hiç yalanmış. Olunca küçük oluyorlar. Biraz cansız oluyorlar ama şey değil. Sorun değil. Bazen bizim ilk bir tane, bu yıl bir tane doğdu. 300. O da bir tanesi çok cansızdı. İki tanesi iyiydi. İkisi yaşıyor. Bir tanesi ertesi gün öldü arkadaşlar. Ama şimdiki şu merinosu sadece göstereceğim. Şunları hemen sandığa koyacağım. Merinosu bir emdireyim ilk önce. Sonra da şunları emdirip burada küçük bir sandığımız var bizim. Bunun içerisine koyuyorum. İçinde de kemre var zaten. Sıcacıkça yatıyorlar. Almayan olanı koyacağım sadece buraya. Bu biraz daha küçük ve üşüyor. Bunlar tüylü, o kadar üşümez. Neyse, şimdi hepsini halledeceğiz. Hadi bakalım. Emiyor maşallah. Şu merinos olan. Dur kız, niye saldın? Salma. Bir tanesi bu daha hiç emmedi. Diğeri de diğer taraftan emiyor. Gel. Biraz da şunu emdireyim. Dur aşkım. Sen şu köşede dur annenin önünde. Annen şunu bir alsın. Bak süsme. Güzelce al şu çocuğu. Gel bakalım cimcime. Kız ne oldu? Ayın nereye kalktı bu? Annesi. Şunu al bakalım. Annesi şuna bir bak. Buna bak kızım. Ben şuradan şu cimcimeyi de bir emdireyim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne olmuş lan. Şunu bir alalım. Hemen nasıl tutacağız? Olmuşlar duruyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah pişmiştir. İnşallah güzel olmuştur. Ziyan olmaz inşallah. Aman aman aman. Kızarmış ama pişmiş mi pişmemiş mi bilmiyor. Şurada gel bakalım. Bunu ne yapalım biliyor musunuz? Yarın bunu güvece çevireyim. Bu nasıl? Bu daha mı iyi pişti ki? Alaçı ya. Tam pişmemiş. Neyse şunu bir götüreyim. Şimdi istediğim gibi olmadı. Şimdi şöyle koyalım. Bir tık tuz eksik. Hasan da tuzlu diyordu daha. Tuz eksik. Hemen değil. Hemen tadına bakalım. Kuzu pirzolalarımızın tadı. Yaşıyoruz be bu hayatı. Yemekler var dedi. Aslında pişmiş tam kıvamı kanka. Pişmiş mi? Hı. Güzel. Lezzetli. Tamam. Evet, soframızı kuralım biz arkadaşlar. Hüce ablam geldi, İstanbul'daki ablam. Yeğenlerimle beraber. Tülay ablam buradaydı. Bir haftalık süreçte yoktu. Kedi hastaydı. Onu veterinere götürdü. İğnelerini aldı. Şimdi gayet sağlıklı ve iyi. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı güzel bir video oldu. İnşallah bir daha da ara vermemek adına videolar tekrar gelir sizler için olur. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek nasip olur inşallah. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.